Teknolog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere antivirüs yazılımları hakkında sizlere güzel bir inceleme hazırladım. Hangi antivirüs almamız gerekiyor, bilgisayarımızı ne kadar korur ve fiyatlar hakkında size basamak basamak yukarı çıkacak şekilde bir inceleme videosu hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dostlar öncelikle neden antivirüs programı almamız gerekiyor? Şimdi şöyle düşünün bilgisayarınızı içeriden ve dışarıdan bütün virüslere, trojenlere, solucanlara, fişiklere, bütün her şeye karşı bilgisayarımızı, telefonlarımızı mutlaka korumamız gerekiyor. Aksi halde ileride sıkıntı yaratabilir. Bilgisayarlar donma olabilir bilgilerimiz silinebilir, bozulabilir, başkalarının eline geçebilir. Bu, bu yüzden bir antivirüs yazılımı her bilgisayara kesinlikle tavsiye ediyorum. Ancak lisansı olmak zorunda. Aksi halde lisansı dışında bir antivirüsü almaya kalkarsanız veya yani sahip olmaya kalkarsanız öyle söyleyeyim daha doğrusu. Bu yine sıkıntı devam edebilir. Virüsleri geçit vermemeniz gerekiyor. Şimdi ilk sıradan başlayalım arkadaşlar. İlk sıramızda Norton 360 Standart Edition diye bir antivirüs programı. Herkes biliyor zaten neden Norton? Çünkü ben dediğim gibi fiyatları düşükte yükseğe göre sıraladım. Hemen şimdi hızlı bir şekilde bakalım. Norton 360 Standart'ta 1 yıllık ya da 2 yıllık seçenek bireysel bilgisayarlar için mevcut arkadaşlar. Eğer 1 yıl alırsanız 1 yılı 70 liralık bir fiyat görülmektedir. Zaten direkt sayfanın ön tarafında fiyatı da karşımıza çıkmaktadır. Eğer ki 2 yıllık e, bir lisans alırsanız bu da 140 liralık bir fiyata tekamül etmektedir. Peki bunun için bu olayımız nedir? Bir bilgisayar ya da Macintosh ya da akıllı e telefonlar ya da tablet forması sunar. Se, siz eğer ki çoklu bir alım yapmak istiyorsanız yine seçenekler bu sayfada mevcuttur. Hemen aşağı doğru inelim dostlar. Bakalım aşağıda nelerle karşılaşıyoruz. Bizim alıp düşündüğümüz yani 60-70 aralık olan fiyatta içerisinde dahil olan casus yazılım önleme, antivirüs, zararlı programlar ve fidye yazılım korumaları mevcutmuş. PC Cloud Backup özelliği varmış. Bu da ama ancak 10 GB'a kadarmış. Bilgis PC bilgisayar ve Macintosh için güvenlik duvarı mevcutmuş. Ee, pasaport yani şifre koruması burada, password koruması burada. %100 virüsten koruma sözü yer almakta. Tabii ki yanında bir işaret var. O işaretten de bunun ne olduğunu tam olarak anlayabilirsiniz. Ancak bir de bilgisayar için güvenli web kamerası yazılımı mevcuttur. Siz isterseniz daha kapsamlı ürünler olan Deluxe ya da Premium ürünlerinde tercih edebilirsiniz. Bunlarda karşılarında ekstra olarak yazan kimisinde şöyle söyleyeyim Deluxe'a 50 GB, Premium'da 75 GB'lık bir bulut desteği var. Aynı zamanda ebeveyn koruması ve okul saatleri koruması yine bu Deluxe Premium da mevcuttur. Ancak ben e, buradaki sıralamayı bireysel yani en temel, basit olan antivirüs için yaptığım için buradaki fiyatımız 70 lira. Dilen arkadaşlar Norton sayfasında bu olayı, bu yazılımı kontrol edebilirler. Evet, sıradaki antivirüs yazılımımıza geliyoruz. Geliyoruz. McAfee'nin zaten bu da bilinen bir şey. Bunda da yine bireysel, çok sayıda cihaz ve aile koruması la ismi altında 3 tane seçenek karşımıza çıkmaktadır şunu da unutmadan söylüyorum arkadaşlar bunlar bireysel yani kurumsal bir yapı için değildir şimdi bireysel olarak 95.90 99.95 yani 100 liralık bir fiyat görülmektedir Peki bu nedir Sadece bir cihazı ve bir yıllık aboneliği kapsamaktadır burada ödüllü virüsten koruma olayı var performans iyileştirme var ev ağı güvenliği var, güvenlik uzmanları ve çevrim içi desteği mevcut. E, parola yöneticisi, webde güvenli gezinme, makafi, şerettir diye bir olay var ve şifreli depolama mevcuttur. Dediğim gibi fiyatta 100 liralık bir fiyatlar. Ancak siz isterseniz e, ben hem bilgisayarımı korusun, hem telefonumu korusun, hem ekintoşumu korusun gibi bir şey istiyorsanız bakın 5 cihazlık bir fiyatta karşınıza çıkmaktadır Bu da yine bir yıllıktır hemen burada da bütün özellikler yazıyor ee, ekstra özellik olarak bakacak olursak burada bizi öncelik olarak yani şöyle bir e, parola yönetisi çoklu cihaz uyumluluğu diye bir ekstra bir şey burada mevcut. Zaten başımıza da geliyor. Ne demişlerse işte tüm Windows, Macintosh, iOS ve Android cihazında da koruyabilir. Dediğim gibi 5 cihazlık bu da 120 bin liralık bir fiyata tekamül etmektedir. Dilersek aile koruması yapıp 10 tane cihaza kadar bir yıllık korumada mevcut. Bunun fiyatı da 150 lira. Ben dediğim gibi temel olan bir cihaz için bakıyorum ve 100 liralık bir fiyatta karşımıza çıkmaktadır. McAfee'de isim yapmış bir antivirüs yazılımıdır. Sıradaki Kaspersky antivirüsümüz. Burada da ben yine araştırdım. Baktım sizler için. Zaten bu benim bununla ilgili her sene çektiğim bir videodur. Bu 2021 videosudur. Yani yeni en güncel hali. Şimdi burada ise arkadaşlar biz ne yaptık? Bir yıllık seçtiğimiz zaman <laughs> pardon fiyatı 100 liraya tekamül etmektedir. Yani fiyata zaten 100 liralık fiyat tekamül ediyor. İstersek 3 bilgisayar, istersek 5 bilgisayar, istersek 1 bilgisayar, bilgisayar 2 yıllık, 3 2 yıllık 3 bilgisayar ve 5 bilgisayar da 2 yıllık kapsamaktadır. Biz yine temel olan bir bilgisayarı 1 yıllık korumasını istedik. Aynı zamanda internet security ve total Security adı altında iki tane daha seçenek mevcuttur. Bunlara bakacak olursak bu da 150 liradır. İnternet Security bir e, cihaz için konuşuyoruz. Ya da istersek Total Security dediğimiz olayda ise burada da yine bir cihazı bir yıllık 220 liralık karşımıza çıkmaktadır. Zaten burada da bütün e, deneme sürümlerde karşımıza çıkmaktadır. 30 gün deneyebilirsiniz. Daha önce bunları kurmadıysanız deneme sürümlerini tek kurabilirsiniz. Ama daha önce kurduysanız kuramıyorsunuz bilginiz olsun. Evet, sıradaki antivirüs yazılımıza Geçelim arkadaşlar. Bu da AVG antivirüs yazılımı. Ben buradan baktığım zaman şimdi bunun zaten bir free'si var. Hepsinin var aslında 30 günlük denemesi. Ancak burada ne yapıyoruz? Bir free'ye baktığımız zaman ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Ancak Internet Security olarak karşımıza çıkan da ise fiyatı 110 liralık bir fiyat karşımıza çıkmaktadır. Yine 30 gün deneyebiliyoruz. Bir diğer özelliği ise AVG Ultimate dediğimiz bir olay var. 10 cihaza kadar savuna, savunuyor, koruyor bilgisayarımızı, cihazlarımızı. Bunun fiyatı ise 210 liralık bir fiyat. Hemen karşılarında neler koruyor onlara bakalım. Virüsleri ve kötü yazılımları engeller. Fidye yazılımlarına karşı korur. E, Wi-Fi ağ güvenliğini sağlar. Sahte ve sahte ve güvenli olmayan web sitelerinden e, bizleri uzak tutar, kimlik avı saldırılarına karşı korur, AVG TuneUp ile performans ve depolama alanı arttırır ve AVG Secure VPN ile internette gizli ve güvenli bir şekilde gezmemi sağlar. Tabii ki buradaki en e, ultimate dediğimiz şu iki AVG TuneUp ve e, Secure VPN'i karşıladığında görmekteyiz. E, dileyen arkadaşlar bu e, lisansa da isterlerse alabilirler arkadaşlar. Burada bir şey, bir şey daha var. Tabii ki her yazılımın daha üstün, geniş özelliklerine sahip işte ve VPN Secure olay da karşımıza çıkmaktadır. dilen arkadaşlar anti-track olayı var ve tabii ki Breach Guard dediğimiz bir olay da karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise zaten TuneUp olayı da şurada zaten eğer ki Total Security alırsak, işte pardon Ultimate alırsak Ultimate zaten bunun içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Bizim fiyatımız burada nedir arkadaşlar? 110 liralık bir fiyat karşımıza çıkmaktadır. Bir bilgisayar ve bir yıllık. Evet sıradaki antivirüs yazılımımız Avast. Avast zaten ya şöyle söylüyorum. Buradaki lisedeki her şey benim tarafımdan yıllarca kullanılmıştır ve sizlere tavsiye ettiğim antivirüs yazılımdır. Ancak onun dışında tabii ki onlarca daha antivirüs yazılımı mevcuttur. Ancak tavsiye ettiklerimi sizlere sıralıyorum. Evet, Avast'a geldik. Avas'ın yine free olarak bir 30 günlük denemesini karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Ee, bu onun yanında premium security ve ultimate diye iki tane daha seçenek mevcuttur. Peki bunların fiyatlarına bakalım. Premium security dediğimiz 110 lira, ultimate dediğimiz ise tam 200 lira. Bir tanesi bir cihaz, diğeri 10 cihaz. İstersek bir bilgisayar olarak da buradan seçebiliriz. Yani o sizin bileceğiniz bir durumdur. Evet peki neleri kapsıyor? Ee, hemen şu olaya bakalım. Premium Security'ye bakalım arkadaşlar. Virüsleri ve kötü amaçları yazıları engeller. Fidye yazılımlarına karşı korur. Wi-Fi güvenliğini sağlar. Sahte ve güven olmayan web sitelerini uzak tutar. Kimlik avı saldırına karşı korur. Bilgisayarlara yönelik uzaktan erişim saldırılarına engel olur. Hemen şu zaten bunlar engelliyor. Aynı zamanda iki tane daha burada Security VPN ve Cleanup dediğimiz iki tane optimize, optimizasyon programı daha var ama bu, bu ultimate içerisine dahil ancak biz tabii ki premium security yani aynı e, bantta olduğunu düşündüğümüz için diğer ürünleri 110 liralık bir fiyat karşımıza çıkmaktadır. Avast antivirüs e, yazılımı ve son antivirüs yazılımı ve benim de yıllarca eminim e kullandığı bir antivirüs yazılımı. Yani çok sağlam, güvenli, e, update'ler sürekli gelebiliyor, virüslere karşı geçit vermiyor, herhangi bir durumda e, siz flash belleğinizi taksanız bile tabii ki isterseniz otomatik olarak tarattırmak istiyorsanız onu bile yaptırabiliyorsun. Gerçi, gerçi hepsinde bu olay var ama Avast yani zaten fiyatından da gördüğünüz gibi bir fiyatı karşımıza çıkmaktadır. 266 liralık bir fiyat var. Sadece bir kullanıcı ve bir yıllık bir fiyatı karşımıza çıkıyor. Bakalım bir tıkladığımız zaman karşımıza gelecek menüden bizlere acaba ne gibi durumlar gelir ancak şunlarda açılar ve sayfasını sıkıntı herhalde ancak şöyle bir durum var diğerlerinde de burada e, göstermek istiyorum Security Premium internet security antivirüsü zaten söylemiştim Cyber Security Pro Cyber Security Mobile Security parental Control for Android diye geçmektedir. Bir de Linux işletim sistemi içinde de burada birçok seçenek karşımıza çıkmaktadır. Ancak bizim buradaki olayımız e, aynı bireysel bir bilgisayar için ya da bir cihaz için bir yıllık fiyatı karşımıza çıkmaktadır. Buradaki şimdi ben size e, gösterdim altı tane antivirüs yazılımlar arasında istediğinizi dileyebilirsiniz, istediğinizi dilediğinizi kurabilirsiniz. Sadece ve sadece tavsiyemdir. Lisanslı olmalıdır arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum daha var. Ee, antivirus antivirüs yazılımı tek başına bilgisayarınızı korumakta yetersiz kalabilir. Bunun sebebi ise birinci olarak e, kullanıcının kendi başına Biraz önlem alması gerekiyor. Her yere, her bilmediği yere girmemeli, her dosyayı indirmemeli, indirdiği ya da bilgisayara bağladığı ya da bilgisayara aktarması gereken herhangi bir dosyayı mutlaka önceden bir antivirüs yazılımıyla tarattırmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben e, teknolog e, olarak umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel bir video elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.